Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugünkü DBD videomuzda bir arkadaşımız da yorumlarda yazmıştı bunu. Ölümsüz ve Umut Yen'i birlikte kullanacağım. Şimdi hemen avantajlarımı ve eklentilerimi göstereceğim size oyuna geçmeden önce hızlı bir şekilde. İlk eklentimiz arkadaşlar, bir kurbanı takip ederken kazanılan kötülük seviyesini orta seviyede azaltıyor. Hızlı bir şekilde stalkluyoruz yani. Diğer eklentimiz ise Ölü Tavşan. Karanlık Benlik 2'deki dehşet alanını orta seviyede azaltıyor. Diğer avantajımız ise yanlış teşhis. Bu da dehşet alanımızı 8 metre büyütüyor birisini kovalarken. Ama kimseyi kovalamazken de 8 metre küçültüyor. Sanırım bu 4 metre küçültüyordu. Böyle bir 12 metre bir dehşet alanımız azalıyor seviye 2'de. Bu da çok yakınlarına gitmemizi sağlayacak. Yani seviye 2'deyken neredeyse seviye 1 gibi düşünebilirsiniz. Kalp atışı falan gelmeyecek. Sadece ışığımız gözükecek. Çok rahat bir şekilde yaklaşabileceğiz. Eğer ürperti gibi yanlış teşhis ve buna karşı koyan bir avantajları yoksa göreceksiniz zaten oyun içi. Diğer avantajımız Efsun, ölümsüz. Ölümsüz etkinken herhangi bir totemi 2 metre yakındayken kurbanların harelerini 6 saniye görüyorum. Ve ölümsüz etkinken mesela yıkıyorlar bir totemi, Umut Yen'i yıkıyorlar diyelim mesela. Eğer ölümsüz etkinse Umut Yen başka boş bir toteme aktarılıyor. Bu şekilde bir avantaj. Diğer avantajımız Umut Yen ise 3 nişanda kurbanlara zayıf durma etkisi uyguluyorum. 5 nişanda ise direkt elinizde öldürme yeteneğini kazanıyorsunuz. Yani Mori gibi düşünebilirsiniz. Peki bu nişanları nasıl kazanıyoruz? Bir kurbanı kancaya asıyoruz ve kancadan 24 metre uzaklaştığımızda o kurbanı kancadan kurtarıyorlar. 1 nişan, 2 nişan, 3 nişan. Bu şekilde 3 nişanda tek atıyoruz yani. 5 nişanda ise direkt elimizde öldürebiliyoruz. Tabii ki 3 nişandan sonra zayıf durma etkisi uygulanacaklar ya. Bu ikonu görebiliyorlar. Yani bende Umut Yen olduğunu anlayabiliyorlar. Haldır haldır totem aramaya çalışacaklar. Totem aramaya haritayı gezecekler yani. Ve bir de av heyecanı koydum. Bu avantajımızda direkt daha yavaş temizliyorlar totemleri ve bu totemin üstünde çalıştıklarında böyle bir jeneratör patlama efekti gibi totemi temizlediklerini anlıyorum. Av heyecanı varken. Yani anladınız mı? 3 tane Efsun totem koydum. Bir de yanlış teşhis koydum. Biraz karışık anlatmış olabilirim. Oyun içinde de anlatmaya çalışacağım. Anlayacaksınız. Eğer şu Umut Yen ayakta kalır ve 5 nişan olursa öldürmeye çalışacağız. Ölümsüz de güzel gideceğini düşünüyorum. Bir de bunu garanti altına almak için av heyecanı koydum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde jeneratör engelleyen hiçbir avantaj koymadım. Çünkü jeneratörlerle işimiz yok. Kurbanlarla işimiz var. İstediği gibi yapabilirler jeneratörleri. Totemlerimiz ayakta kaldığı sürece zaten jeneratör yapmaları duracak. Yani imkan ihtimal dahilinde değil. Direkt hepsini tek tek avlamaya çalışacağım. Bu şekilde bir de siyah korucu koyalım. Şöyle hazır diyelim. Çok fazla konuştum arkadaşlar, kusura bakmayın. Çünkü mantığını anlamanız için yani bilenleriniz çok ama bilmeyenler de var. Yeni başlayanlar da var. Onlara da yardımcı olmak açısından böyle uzun uzun anlatıyorum. Şöyle hazır diyelim ve hemen oyunumuza geçelim. Kasvetli ikilerdeyiz arkadaşlar. Bataklı Göl. Tam oyun başlar başlamaz İki arkadaşımız. Yalnız ensesindeki şeyi gördünüz mü, yarığı? Böyle maskenin şeyini. Acayip bir şey yapmışlar. Aha. Bir dakika, totemi eliyorlar galiba. Şu an buldular bile. Bakayım. Ah be. Yetişebilecek mi? İnşallah doğru totem değildir. Oyun başlar başlamaz şey yaptılar. Eşya değiştirdiler. Eşyaları değiştirdiler. Abi nasıl da totemin yanında doğdu be? Değiştirdin mi? Şey yaptın mı? Elledin mi totemi? Aferin, akıllı ol, adam ol öyle. Biraz toplayayım. Biraz daha gidelim. Tepeden. Ne yapabiliriz? Nasıl bir oyun oynayabilir sizce bu? Diğerlerinin haberi var mı acaba? İkisi arkadaş ama diğerlerinden emin değilim. Kalktı galiba. Alabilir miyiz bu oradan? Aha! Alamadım be. Bug'a girdi yine. Şey, alma bug'ına giriyor ya. Kötü oluyor. Neyse. Biraz daha stoklayayım. Aha. Heyecan yapıyorlar yukarıda. Heyecan, heyecan. Onu düşürseydin iyiydi ya. Vururum herhalde. Evet, vurdum. O paleti düşmeden gitti. İyi oyuncu, iyi oyuncu. Yukarı tekrar çıkacağım. Ah be. Gerçekten mi? Seviye bunu iyileştirdi sandım kendi, biliyor musunuz? Tüh. Seviye 3 boşuna, seviye 3 yaptık. Nereye kaçacaksın? Böğrüne. Boşuna seviye 3 yaptık ya. Bunu iyileştirdi sandım kendi böyle. Bir de şeyde, demir iradede koymuş ya. Sesini duyamadım. Bakayım. Burada birisi var mı acaba? Onu şimdi kurtarmayın kankalarım. Biraz uzaklaş. Ha, şimdi kurtarabilirsin. Şu an müsait. O da bitti. O da bitti. Sefe.
Birisini yakalasak çok iyi olacak buralarda ya. Boşuna gitti seviye 3'ümüz bu arada. Aha. Merhaba. Düşürecek mi? Aha. Nasıl fırladı lan orada? Vuramam, vuramam, vuramam. Düşürürüm herhalde onu. Düşürmedi. İyi oyuncu. Güzel oyuncu. Bu sefer düşürecek galiba. Oh, çok güzel düşürdü. Süper düşürdü. Blood Last'ım yok değil mi? Blood Last'ım yok. Bunu mecburen kırmak zorundayım. Paleti yedim ya Blood Last'lıkta o yüzden. Paleti yemeseydik gitmezdi. İki jeneratör şey mi oldu? Diğer flash tezi de burada. O seviye 3'ümüz boşa gitmeydi iyiydi. O ne yapıyor yine? Şey mi yapıyor? Jenim... Akıllanmadı abi. Yapacak bir şey yok. Akıllanmadı kardeşim. Ben uyarıyı yaptım ona gereken uyarıyı ama. Ha. Diyorsun ki onun önünü kesebilir belki şu an. Tepeye çıktı. Jen yapıyor. Buradan da başka birisi gelmiş. Merhaba. Nereye gideceksin? Flaşlı teyzemiz buydu değil mi? Basement burada mı? Basement bas, mahzen baskısı yapabilirsek bunlara çok iyi olur ama burada değil galiba. Tamam. 3 jeneratör mü kaldı? Hızlı yaptılar biraz ya. Beklediğinden de hızlıydı. Ama yapacak bir şey yok. Hızlı yapmaları normal. Çünkü engelleyemiyoruz ya hiçbir şekilde. O yüzden kankaları kurtarmayın. Sakın kurtarmayın. Sakın sakın sakın. Orada bir jeneratörümüz var. Aa birisi geliyor bile kurtarmaya. Gelsin bakalım. Burada biri var mı? Burada kimse yok galiba. Tamam. Tekrar gideceğim oraya doğru. Onu kurtaran kim acaba? Lütfen buraya doğru koşun ya. Lütfen. Siz akıllı adamlarsınız. Koşarsınız buraya doğru. Bakayım kim kurtardı onu. Aha. Kaçak burada. İçeri mi girdi? Hadi be. Kötü atlattı bizi biliyor musunuz? Gerçekten. Aslında harita şey açısından güzel. Aha yine buraya geldi. Harita şey açısından iyi. Nereye gidiyor? Totemleri hani bulma, temizleme açısından iyi. Zor yani. Öyle hemen. Kum torbası. Yok abi. Ama şeyden kötü. Güçlü ya biraz. Flaşa yetişemez tahminimce. Evet yetişemedi. Güzel de hala jeneratör ilerlemedi. Hangisini yıktı? Hangisi gitti? Şey mi gitti? Yanlış totem mi yıktılar? Bakalım yan... Evet. Ölümsüz. Atlar mı sizce? Atlamadı. Güzel oynadı. Güzel oynadı. Bem bem bem. Hops. Orada küçük bir hata yaptı galiba. Tekrar oraya koşacak hemen. Bakalım patlama efektlerine dikkat etmemiz lazım şu an. Bakayım. Patlama efekti kaçtan mı yardı? Evet. Onu yıkıyor. Onu yıkıyor. Şey yapmam lazım. Yetişilmeyeyim gidene kadar. İnşallah şey değildir ya. Ki alırız şunu. Neydi adı? Umut yiyen değildi umarım. Aha Umut yiyen değil. Şimdi sen ölmedin mi? Peki seni şu an şeyini de kurtarmayacak kankam. Demir iraden de kurtarmayacak. Bir totem uğruna gitti arkadaşımız. Bir totem uğruna gitti valla. Onu kurtarsın ha. Peki bu, bizim bunun bize decisive atma olasılığı var mı? Yok. Kanka seni kırdığın totemin yanına asıyorum. Bunun üçüncü asışı galiba değil mi? Bakalım neler olacak. Birisine mor yapsak bari. Bir tanesine yapsak güzel olacak da. Kulüte. Tamam. Dört oldu. Seviye 2 miyiz? Şu jeni bir tekmeleyelim. İki jen kalmış. Yapabilirler. Kaçabilirler artık bilemiyorum. Şu an tekliyoruz gerçi. Seviye ben niye 2 diyorum ki? Yani şu an her türlü tekliyoruz ve seviye 2'yiz. Terör radius'umuz da düşük. Direkt tekleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Onu da tekleyeceğim merak etmeyin. Şunu önce bir asalım. Şu kankamı... Aa, oraya götüremem çünkü totem var ya orada. Oraya götüremem. Maalesef. O muhtemelen buralarda bir yerde bekliyor. Şu tekleye. Totemleri bulmaları çok zor ya. Gerçekten çok zor. Prefire attım belki oradadır diye. Ama orada hemen uzaklaşıyorum bundan. Dört bakalım. Burada evet burada da birisi var. Bakalım nasıl bir oyunu yapacak.
düşürecek. Aa düşürmedi lan. Sen bilirsin. Aa düşürmedi çünkü sebebi var düşürmemesini. Bunu torbası. Sebebi var. Hadi kurtar da onu. Şunu 5'li 5 olsun. Hemen mori yapayım şuna. Hadi kardeşim kurtar onu sana zahmet. Oraya yaklaşma. Gitme oralara. Oralara gitme. Güzel yaptı. Bir dakika bir hızlandı sanki bu. Değil mi? Bir hızlandı gibi. Oo güzel. Güzel. İki pencere de mi açık burada? Nasıl oluyor? Nasıl iki pencere de açık oluyor ki bunda? Gel kardeşim gel. Gel bütün ızdıraplarına son vereceğim senin. Gel. Çok iyi ya. Çok güzel abi. Ölümsüz de manyak işe yaradı. Bir tanesi daha saplarsa var ya o kadar eğlenceli olacak ki. Bir tanesi daha saplamam lazım. Bunlar şu an cerraş mı atıyor sizce ne yapıyor? Bakalım. Aha vallahi cerraş atıyorlar. Abi hemen çıkmak istiyorlar oyundan. Ama tabii ki çıkmak o kadar da kolay değil dostlarım. Bildirim geliyor bana değil mi? Sağ tarafta. Totem arıyorlar, totem arıyorlar. Bakalım. Buralarda bir yerde bekliyorlar. Sadece içeri saklanabilirler. Sadece eğilerek bir şey yapabilirler şu an. Bakayım orada can yapan var mı? Yok. Geri döneceğim buraya. Şuraya bakalım. Sis atmışlar galiba bir de. Göremiyorum bunların şeyini. Sis atmış olabilirler yani. Tamam. Totemler yanına giderse görürüm totemi. Abi çok şey oynuyorlar şu an. Ha birbirlerini iyileştiriyorlar bir de ha. Aa. Serserilere bak birbirlerini iyileştiriyorlar. Totemi yanına giderler. Şu karşı şu taraftalar ya. Bakayım. Burada bir yerde iyileştirdiler kendilerini. Göremiyorum bulamıyorum. Aha göv oldum. Dwight'cik merhaba. Aha. Ya. Doğru totemi kırdı değil mi? Serseri. Abi bu da kardeşim burası da güçlü gerçekten ya. İki taraftan. Doğru totemi kırdı. Bir kişiye vurabildik be. Abi zor zor. Yani. Göremedim bile haresini. Aa kapak burada. Göremedim bile şeyi haresini. Haresini göremedim Claudette'in. O derece yani. Gel bakalım. Selam. Double back yapacağım. Güzel kum torbasıydı. O Claudette'i de alayım da. O burada kapakta bir yerde bekliyor olabilir. Kapağı görmüş olabilir yani. Asacağım bunu buraya. Onu kırmasaydı iyiydi ya. Direkt şey yapacaktım. Bir kişiye daha yapabilseydik iyiydi ama zor işte yani. Adamlar işi gücü bırakıp her şeyi bırakıp totem arıyorlar. İlla da buluyorlar. Çünkü yerleri belli ya. Hani şey bulmaları kolay kolay yani. Çünkü bilindik bir map. Yani burada eski oyuncular her türlü yerlerini biliyor, buluyorlar. Ama bir kişi öldürebildik en azından. Bakalım totem şeyler de uzak duruyor. Kapılar. O Claudette'i var ya bir cezalandırmam lazım. Ya aslında bu yerde süründürüp şey yapabilirdim onu ama. Kaçtı bile. GG güzel oyundu. Adam totemimizi elledi ve kaçtı arkadaşlar. Yıktı totemimizi. Bulamadılar ama totemi. GG. Bütün oyunu bozdu. Ve Peder Campbell'ın kilisesindeyiz. Kratos Prend. Tımarhanesi. Hastanesi, tımarhanesi bir şeysi. Hadi bakalım. Şu karşıya doğru bakalım hemen. Kimseler var mı? Yok. Evet. Buradan stoklayabilirim ama beni duydu galiba ya. Evet duydu galiba. Ya da kedisi var ya da bir şey. Ya da bodoslamaya girdi. Bodoslamaya mı girdi? Burada yok. Burada da yok. Arka tarafa saklandı galiba. Ama şu an ben çok vakit kaybettim biliyor musunuz? Gerçekten aşırı vakit kaybettim. O arkaya da saklanmış. Aha duydum sesini. Tam bir blendette. Son anda nefesini duydum biliyor musunuz? Oo bitti bile bir tanesi be. Çok kötü oldu biliyor musunuz? Çok kötü oldu. Bu şeydi mi obsesyonumuz? O totem patlaması mı gerçekleşti orada acaba? Evet totem patlaması gerçekleşti. Orada mı totem patlaması gerçekleşti? Bakayım. Evet iki totemimiz aynı anda yıkılıyor. Yani bu da demek oluyor ki GG oluyoruz galiba. Bu da arkadan beni kovalıyor manyak. Hangisini yıktı? Doğruyu yıkamadı tamam. O hangisi yıkıyor acaba? Ona da yetişemeyeceğim. O doğrusunu mu yıktı? Galiba doğrusunu yıktı.
Bu değil mi totem yıkan serseri? Hepsine vurmamız lazım ya. Gitti mi şimdi? Yo, ölümsüz gitti. Devour hala duruyor. Bu şeyi yapıyor. Ona patlayacağım şimdi. Nereye gideceksin? Buna patlayacağım. Buna patlayamam ama ya. Güzel palete geldi. Yanlış bir zamanda açtık. Aha, seni Allah kahretmesin. Bir ivmeyi yakalarsam şey yapabiliriz. Yıkıldın mı ya Devour'u, anlayamadım şu an. Uzaklaşalım bakalım. Aa, yıkılmamış, tamam. Tamam tamam. Hemen şuralara, aha. Gördünüz mü nerede? Bakalım buraya mı gelecek? Evet, çok güzel oldu. Seviye 3 bitmeden. Bunu yakalamamız var ya, harika oldu biliyor musunuz? Tepede iyileştirdin adım gibi biliyordum ya. Genelde hep bunu yapıyorlar arkadaşlar, kurbanlar. Sürekli yapıyorlar yani. Seni de oraya salalım. Hemen oraya gideceğim. Hadi kankam. Şey yap. Bir dakika, ondan niye ben şu an nişan alamıyorum? Bir dakika, nasıl nişan alamıyorum ben bunlardan? Tamam, ikisinden de... Aha. Bir dakika, burada birisi. Koşuyor. Gidiyor abi kurtarmaya. Gidiyor mu gitmiyor mu? Anlayamadım gidip gitmediğini. Şunu tekmeleyelim. Yanımda olabilir ya. Tamam, bir nişan kazandık, güzel. Onu da kurtarsınlar. İki yapalım. Totem biraz falso bir yerde ama inşallah dokunmazlar. Hemen gideceğim de yetişemiyorum gidene kadar. Biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Orada iyileştiriyordu inşallah onu. Bakalım. Neler oluyor burada? Tamam, onu da kurtardılar. Süper oldu şu an. Şunu bir kontrol altına alalım. İki nişan oldu. Onu iyileştirdiler. Bir dakika. Burada iyileştirmiş olabilirler onu. Böyle hemen at. Burada iki tane kurban gördün mü? Onu da iyileştirdiler. Tamam. Hepsi buralarda bir yerde. Onlar muhtemelen şu arka tarafa bir yere gitti. Böyle biraz soklayalım. Aha, totem elliyor. Totem elliyorsa arkadaşlar ne yapıyoruz? Ben de onu elleyeceğim vallahi, yapacak bir şey yok. Bak bak bak, bir tanesini kırdı. Akıllanmadı serseri, ikincisini de kırıyor, görüyor musunuz? Bir tanesini kırdı, akıllanmadı. İkincisini de kırıyor. Şöyle biraz beslesin beni. Bunu çünkü hiç besleyememişiz bunu. Bakalım. Aha, takıldın. Seni Allah kahretmesin. Bu ne yapıyor burada? Bu da buralar... Bu arkaya... Bu blendette değil mi bu? Tamam, bu arkadadır. Bu arkadadır. Şunu da kovalayalım, dur bir. Muhtemelen buraya bir yere saklandı o. Hatırlıyorsunuz değil mi? İlk başta ağacın arkasına saklanmıştı ya. Şimdi nerede bilmiyorum ama. Blendette. Şöyle alıyormuş gibi yapalım. Çıktı mı bir yerden? Çıkmadı. Çıkmayacak galiba. Seni şu takıldığın yere asıyorum kardeşim. Sonra da burayı terk ediyorum. Bunlar niye jeneratörler yapamadılar? Bayağı ilerledi aslında jenerler ama. Aha, bir tanesi bitti. 3, 2 bu bitse. Dur bakalım. Şu nişanı da bir alalım. Of, o da bitti. Şu nişanı bir alalım. Ondan sonra. Aha. Dur dur, beni duyma. Tepede bekliyor değil mi? Tepede bekliyor. Onu kurtarsınlar, hemen patlayacağım onu. Dur bakalım. Şu jeni yapan var mı acaba? Bunu tekmeleyelim. Abi kurtarmıyorlardı sanki, biliyorlar. Hah, güç oldu. Kurtarmıyordun amısızlar ha. Hadi oğlum, jeneratörler bitti, hızlı olun biraz. Şuradaki jeni salmasak bari. Aha, geldi mi burası? Evet. Güzel. Aha, hepsi burada mı? Sen ciddi misin? Bak bak, Blendette'yi gördünüz mü? Blendette'yi. Hepsi burada serseriler. Gel bakalım. Aha, toteme mi dokundu? O toteme dokunmayacaktın kankam. O toteme dokunmayacaktı. Ona dokunursan ben de sana dokunurum. Bunu bu kıracak. Bu güzel bir palet şu an. Düşünmesi lazım. Hemen... Bileği yakalamamız gerekiyor. Bakalım ne yapacak.
Oraya gidecek. Hadi bakalım. Atla hadi lütfen atla. Atlamadı. Zeki oynadı. Double back. Yer mi yer bence. Dead Arden da yok. Dolaba girebilirsin en fazla. Onu da yapamayacaksın şu an. Güzel. Hemen oraya tekrar bir bakalım. Tamam. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Bu flash'a gelecekti. Vazgeçti. Totem'e mi dokundular? Evet, totem'e dokunuyorlar şu an. Herkes burada. Herkes burada. Tamam. Herkes burada. Şu şey de orada. Claudette de orada. Nerede? Şu bile alayım be. O arkada patlayan şey totem mi? Dur bakayım. Hmm. Ona et yapamaz ki. Dokunamaz ona. Onu şey yapamaz yani. O ona yetişemez. Kıramaz onu yani. Yetiştirme her türlü. Bir zen daha bitti. 5 olacak mıydı acaba? Şu an 3 mü? İçeri doğru mu kaçtı o? Onu yakalamamız biraz zor gibi gözüküyor. Bakalım belki birilerinin önüne çıkabiliriz şuradan. Aha gördüm. Gördüm Meg'i gördüm. Meg ne yaptı? Meg burada. Meg ne yapacak bakalım. Bekleyelim. Öyle geçelim. Tamam. Kurtarmıyor. Aa Cenraş atıyorlar. Cenraş atıyorlar aynen. Yani mantıklı. Birisini iyileştir lan o. Eğer Cenraş atmıyorsanız gel. Oo çok sıkıntılı şu an. Çok çok sıkıntılı şu an. Kanka başarı sıkıntılısın şu an biliyorsun değil mi? Hmm, bu palete es geçti. Kendine güveniyor ama oradaki paleti yıktılar. Aynen yıkılmış. Güçlü palet gitmiş. Ops o kırılır mı? İnşallah doğru totem değildir ya. Kırıldı da. Hadi bakalım. İnşallah doğru totem değildir. Lütfen şey olsun ya. Av heyecanı olsun lütfen. Hemen gidiyorum ona. Şunu kurtarın bir. Hadi bakalım hangisi. Devour mu kırıldı o mu kırıldı? Hadi be. Doğru totem buldular. Doğru totem buldular. Olmadı. Neyse en azından denedik ya. O da bir şeydir. Nereye gitti bu şimdi onu kırdı? Ha, onu kırdı buraya girdi. Ben de seni duymadım mı? Öyle bir şeyler mi oldu? Bill. Galiba öyle bir şeyler oldu değil mi? Ben de duymadım seni. Kardeşim seni duymuyorum ama kan izlerini görebiliyorum ya kolay bir şekilde. Onu söyleyeyim sana. Tamam şu an artık direkt saplayacağız. Av heyecanı olsaydı şu an bu Bill ölmüştü biliyorsunuz değil mi? İşte şans ya gerçekten. Orada birbirlerini iyileştiriyorlar. Şans yani yapacak hiçbir şey yok. Biraz bestesin seviye 2. Claudette burada. Bu çok yılan bu. Nereye gitti bu yine? Arkalara mı saklandı ne yaptı? Dedim belki burada birisi vardır. Bir yerde abi bu da profesyonel. Geçenki Nia gibi bu da ya. Yemin ediyorum geçenki Nia gibi. Şu an jeneratörü araştırmak dışında şu an hiçbir şey yapamazlar. Ha yık 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 onu. Yık. Abi yanlış teşhis ölü tavşan. Çok iyi gidiyor gerçekten ya. Mükemmel gidiyor yani. Kusursuz. Anlayamıyor bile gördünüz değil mi ne kadar yaklaştım. Ruhu duymadı. Şimdi biz iki oyunda bir tane mi yapabildik mi oraya? Yani ölümsüz zor arkadaşlar. Hani yüksek ranklarda adamlar yıkıyor direkt. Hani çok zor ya hani. Ölüm savunması yaptım. Ki bunlar SVF falan değiller. Rastgele oyuncular. Her türlü yıkılacak yani. Onu kurtaramıyoruz. Gidiyoruz geliyoruz da olmuyor. Hani 5 nişan yapmak gerçekten zor. Ama denedi. En azından bir kere yapabildik ya. Güzel tutuyor ama. Jeneratörleri engelleyici hiçbir şeyimiz yok ama. Oyunu güzel tutuyor yani. Eğlenceli oluyor. Ops. Az daha seviye 3'e geçiyordum ha etrafı izleyeyim derken. Bilde de bakalım yine dolaba mı girecek. Neler yapacak izleyelim. Hmm. Bakalım ne yapacak. Helal be sana. Light var değil mi? Aynen kıvrak var. Bakalım atlayacak mı? Yok atlamıyor pencereden. Pencereden atlamıyor. Şöyle arkamızı dönelim. Medium altı. Aslında onu vurabilirdik. İşte Bambuzul çok iyi gidiyor ya. Aa bunu nasıl vurmadı o? Vallahi garip de. Gerçekten garip de.
İnatlamayacak herhalde. Evet. Güzel oyaladı, güzel oyaladı. Görüyor musunuz? Kandırıkçı olsa mesela şu an bunu yapamıyor işte. Kandırıkçı olduğu zaman. Blokladı bu sefer. Orada durmasının bir anlamı yok çünkü bloklandı zaten. Onu tabii ki buraya doğru kovalayacağım. Oradan yetişir mi palete? Yetişebilir mi? Yetişir, yetişir. Yetişir. Yapacak hiçbir şey yok. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl şey yapmıyor. Aa, bir dakika. Bak bak, serseri soldan nasıl kaydı, gördünüz değil mi? Soldan da kaydı direkt. Bim bim bim. Orası kapalı. Orada bir palet var sadece. Batırdım bebeği. Batırdım. Seni yakalayalım. Claudette, o Claudette kaçabilir ya. O bir şekilde bir yılanlar, bir kapıyı açar, bir şeyler yapar yani. O Claudette zor kazanmamız o Claudette'e karşı. Çünkü Claudette'ler bir yılandır. Ama ben hiç yılanlayamıyorum ya. Ben de Claudette oynuyorum ama. Bazıları çok profesyonel abi, yapacak bir şey yok. Hatta bu kapağı bile bekliyor olabilir şu an. Evet, kapak görünüyor. Aynen, kapağı bekliyor muhtemelen. Bakalım. Şurada çıkıyor kapak. Yani burada bir spawn'u var. Görünüşe göre yok. Şuraya bakalım. Bulamadım. Hala bulamadım. Evet. Claudette'ler her zaman kaçar çünkü. Amansız katil. Neyse, denedik arkadaşlar yine de. 3 kilo aldırttı bize ya. Jeneratör, totemleri temizlemekten jeneratörleri yapamıyorlar ki adamlar. Yapamıyorlar yani. GG. Bakalım. Acil medkit koymuş. Kendini kanıtla da var bak. Şunu abi, şu kalkması lazım bence ya. Direkt yani kaldırmaları lazım. Zaten hızlı oluyor jeneratörler ya. Bir de %15 bonus verince yani çok çok bunu acilen bir şey getirmeleri lazım. Bunu uzun süreden beri olan bir avantaj. Bunu hiç göz ardı ediyorlar yani. Çok şey, sıkıntılı. Empati koymuş. Birisi flash tezelik yapmaya çalıştı ama şu yapamadı. Güzel oyunda. Denedik arkadaşlar. Ölümsüz ve Umut Yen'i yan yana koydum. Sizler için oynamaya çalıştım. Güzel oldu. Hani sürekli totem kırıyorlar. Ben onların peşinden falan düşüyorum. Eğlenceli oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğenmişsinizdir. Lütfen daha fazla DBD videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayanlar varsa hala aramızda abone olsunlar muhakkak. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.